Şelale burada kaldı. Geceyi geçirdik. Gidiyoruz. Ana yol hemen şurada zaten. Herhalde ki önümde çaldıran var. En yakın çaldıran. Çaldırandan sonra Iğdır, Ağrı, oralar geliyor. Bakalım bugün nereye varırız, nereye gideriz, kimlerle karşılaşırız, ne olur ne biter bilmiyoruz. Hepsi bir gizem, hepsi bir serüven. Çaldıran'a geldim. Az önce arabadan indim, gittim bir tane dürüm yedim. Böyle devam ediyoruz. Küçük bir ilçe. Kolay gelsin. Rüzgarın, yağmurun, karın. Güneş iyi değil o kadar. Şimdi demin bir tane arabaya bindim. Buraya kadar getirdim 5 kilometre Broadway. Öyle bir bindim ki çanta mantı kucağımda. Düşün kamerayı açamadım da. Bana dedi ki burada dedi, ileride dedi şey var. Halbuki inmeseydim iyiydi aslında ama. Zindan varmış, eski bir zindan. Şimdi baktım haritalardan harbiden 13 kilometre ötede zindan var. Bari oraya da gideyim diyorum. Bir tane yine araba durdu, 2 kilometre getirdi buraya kadar. Burada böyle bir göl var. Yasıtepe. Göl mü? Aynen. Güzel, keyifli duruyor. Adam bana diyor ki defineci misin? He. Çantanın içinde kazma var, kürek var. Nedir? O arıyor ya, dedektörü var. Abi ben kendimi zor götürüyorum, define ya. Burası zaten İran köyleri yani. İran'a sınır burası. İran'a sınır. Sınır köylerdeyim. Böyle bir köy de orada var. Bekleyelim bakalım. Zaten kısa mesafe. Dediğim gibi 13 kilometreydi. 3 gelmiş olsam 10 kilometre var. Bari bir görelim orasında nasıl bir yermiş. Sonra yolumuza devam ederiz. Böyle biraz yürüyelim bakalım. Arabalar o kadar kısa mesafe ki kamerayı açmaya yetiştiremiyorum. Böyle 2 kilometre geliyorum. Kamera açıkken durmuyorlar. Ben gezginim amca, geziyorum. Bindim arabadan. Böyle köyler falan gidiyor. Bak orada bir sürü köyler var. Bunlar hep, bu yol böyle İran'a gidiyor arkadaşlar. Evet, neyse. Ana fare ulan, fareyi gördünüz mü? Fare geçti. Arkadaş burası zindanlar. Ezidi Dilşah Zindanı. Burası Ezidi Dilşah Zindanıymış. İsmi. Ama zindan orası değil, zindan şu kayanın içi. Bu buralar böyle yapı, eski yapılar. Bu ne olmuş lan? Nasıl böyle? Orada bir tane yapı var. Şu kayanın üstünde dedi, çıkarsan dedi orada zindan var dedi. Kayanın içi nasıl zindan yaptılar lan? Bakalım. Çantayı bıraktım oraya. Şu kayanın üstü mü? Burası bir zindanmış da nereden çıkacağım lan? Buradan herhalde. Oradan mı? Görünüyor dedi, iç taraftan dedi. Lan.
Şuradan mı gözüküyor acaba? Aa evet. Oha. İçi görünüyor mu? İçini ben görüyorum ama kamera gösteriyor mu bilmiyorum. Daptar. Yani gerçekten zindan da buraya nasıl giriyormuşlar yani mahkumu buraya nasıl atıyorlarmış? Rüzgar. Rüzgara bak be. Ezildi Dilşah zindanı. Burası. Kaya, doğal kayayı mı zindan yaptılar yoksa kendileri mi yaptılar bilmiyorum tabi. Şöyle de çıkıyor ama ne var orada acaba bakalım mı? Aa merdiven, merdiveni, aa merdiveni görüyor musun? Taşa yapılmış merdiven var burada. Pençesi demirdendir. Baksana ya merdiven yapılmış yani palya palya. Palya palya yapılmış. Evet. Zayıftır ama inmeyi ineriz ya. Buradan mı çıktım lan ben? Nereden çıktım ha? Buradan çıktım. Ha yol yani belli kesilmiş burası. Kesim kesim. Tabii ki. Bak buraya bir kere merdiven yapmışlar. Vereyim bir kuşu var. Pençesi demirdendir. Alevilim armanım. Yanıma burada. Kısaca tarihçesinden bahsetmek gerekirse de 18. yüzyılda Ezidi Kok Ağa tarafından inşa edilmiş burası. Yapılmış yani. Daha doğrusu içine yapmışlardır büyük ihtimalle. Ezidi Kok Ağa. 12 tane bölmesi varmış bu arada içinde. Arıkelle Dağı. Arkada gördük ya yukarıda çıktık da arkamızda bir dağ vardı ya. Onun ismi Arıkelle Dağı. Bak. Bunun illaki bir yerden girişi mirişi vardı ama nereden? 18. yüzyılda burada yaşıyorsunuz ve yaptığınız bir suçtan dolayı sizi bu kayanın içine hapsediyorlar. Ezidi Kok Ağa. Ağaymış yani. Buraların ağasıymış bu adam. Ermenileri de atıyormuş herhalde içine. Öyle diyor. Bak bak buradan bir şey var. Ama belli baksana kayada yaşanmışlık izi var. Belki de şu kayalar filan bölümdü ha. Yıkıldı yani. Bunların hepsi bölümdü, bölüm aynen. Yıkıldı, o bölümlerin hepsi dağıldı. Ya mesela şurası bir bölüm olabilirdi ve dağıldı kayalardan. Az önce yukarıdan yani çekmeye çalıştım.
pek ne kadar görüldü bilmiyorum. Ya ne kadar diyeyim yani. 3-4 tane insan ancak sığabilir yan yana. O kadar bir yer ve dimdik. Dimdik yani. 18. yüzyılda. 1700-1800'lü yıllarda. Ezidi Kok Ağa dedim ya, onun kızı Dilşah yönetiyormuş burasını. Dilşah. Ve yörenin kadın hakları, işte yörenin ortak çıkarları, bunları yok sayanları bu zindana atıyormuşlar. Yani kadın hakları falan varmış o zaman burada. Zaten kale, yani kale bölümü de var buranın. 12 tane zindan bölümü var. Zindanlar 15 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeymiş. Ama benim gördüğüm çok dardı yani, o herhalde en darı. Nöbet kulübeleri falan da varmış, acaba bunlar mı diyeceğim ama bilmiyorum ki, yok olmuş onlar yani, öyle diyor. Ve bakım, onarım, herhangi bir arkeolojik çalışma olmadığı için de yok olmaya yüz tutmuş burası, öyle diyorlar. Ama defineciler de boş bırakmıyormuş. Zaten definecilerin uğrak noktası. Zaten diyorum ya, yolda gelirken 3-4 tane araba değiştirdim. Hepsi soruyor ki, sen ne, defineye mi gidiyorsun oraya, diyorlar ki bana. He arkadaş. Defineye geldim ve bir video çekip gideceğiz. Otantik yerleri severiz. Neyse, yüklenelim, gidelim. Hadi, yolumuz uzun da. Hani bunlar var, acaba o zamandan kalma mı bunlarda? Bunları bilmiyorum. Nöbet kulübesi mi, kalma yeri mi bilmiyorum. Ona bakmıştık zaten. Bir de bu var. Aynı ya işte. Eski bir Horasan yapı. Şey oradaydı. Ya böyle yerlerde daha çok işte bilgi kısıtlığı var. Anladınız mı yani? Bilgi eksikliği var. 18. yüzyılda tamam. Koka tamam bilmem ne ama mesela. Diyor ya kadın hakları. Hani diyor ya mesela yöre halkının hakları. Ya bir düşünsenize. Kafanızda canlandırın burada. 18. yüzyıldasınız ve bu bölgedesiniz. Bir tane ağanın kızı var. Sizi ya bir şey yapıyorsunuz, ne bileyim, kadını dövüyorsunuz ya da kadını eziyet ediyorsunuz. Ya da yörenin çıkarları doğrultusunda kötü şeyler yapıyorsunuz ve götürüyorlar, sizi buraya atıyorlar. Gerçekten çok değişik yani. Yani yerden çok o insanlar, yani eğer doğruysa tabii, biz okuduğumuz kadarıyla biliyoruz. Onları da araştırmak lazım. Onlar nasıl insanmış, nereden gelmiş, ne yapmışlar. Oralardan geldim buraya. Bir araba durdu. İşte geldim bu tarafa, bir araba durdu. Şimdi Doğu Beyazıt'ı, Iğdır'a taraf gideceğim. Hava Allah'tan iyi ya, serin. Sıcak var ama serin de. Orada dağlar var. Bir daha bakalım nasip, ne zaman geliriz bu taraflara. Orada bir dağ var uzakta. Orası Ağrı Dağı. An itibariyle Doğu Beyazıt'a gelmiş bulunmaktayım. Daha gelemedim ama hemen yakınındayım. O tarafa doğru gidiyorum ama yanlış yola girdik la. Karşıya gideceğiz. Soldayız. Oraya inelim. Ya var ya, içimden bir ses diyor ki git Ağrı Dağı'na doğru da. Hiç belli olmaz, bakalım. Bir abi durdu orada arabayla. Şuraya kadar geldim. Şehir merkezinin girişi. Üçüncü var. Tamam. Böyle bir otele geldim, Doğu Beyazıt. Dedi, yoldan çağırdı adam. Dedim, kaça vereceğim ben? Dedi, 500'e sayarım. Buna da 1000 lira falan ha. Çıkalım bakalım. Abi yoruldum ya valla. 3 gecedir mi, 4 gecedir mi ne? Çadırda yatıyorum artık. 3 günde bir otele girmek lazım. 304. Nerede? Böyle
Güzel, yatılacak yer 10 numara. Bizim için fazla bile. İyi, güzel. 10 numara güzel. Yani parasına göre yer 10 dolar, 13 dolar bir şey yapıyor. Tek kişilik, iki kişilik ama tekim ben. Bir şey var mı dolaplarda? Orada uzatma frizi de var. Oo, çok iyi lan. Uzatma frizi de var. Şarj tarafı var. Buyurun otelin abi. Ver ya abi. Tamam, oluyor. Olur abi. Şöyle bir köfte ekmek yapan yer bulduk. Doğu Beyazıt caddelerinde. Bir de köfte ekmek yapıyorlar. Bakalım. Köfte ekmek. Evet. Olur. Köfte yerken Ömer kardeşimizle tanıştık. Neler söylemek istiyorsun Ömerciğim? Merhaba. Yeni tanıştım. Köfte yeri sizin mi? Hı? Ha, babandır o. Yok, babam değil. Benim babamın arkadaşı. Arkadaşı. Ha, güzel köfte, güzel. 10 numara. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şöyle dolmuşa bindim. Dolmuşla çıktım. 12 lira. Bir şey değil. İshak Paşa Sarayı. Çok iyi lan. Karşıda da bir şeyler var. Bir cami var, eski tarihi cami. Nereye gideceğimi şaşırdım. İlk içeri gireyim değil mi? İçini gezeyim. İçi bayağı büyük. Girişi buradan. Her yerde bir duvar var. Karşı dağlar komple duvar ve böyle bir girişi var. Pazartesi günleri saray ziyareti kapalıdır. Aha da saraya girdik. Giriş ücretliydi. Şöyle bir yer. Girişimiz böyle. Zaten şurası çok geniş. Oha lan, aşağıyı gördünüz mü? Göremediniz çünkü gösteremedim. Aşağıya ineceğim, aşağısı değil. Selamlık Mabeyin bölümü. Her yere bir giriş var ya. Tabii her yere. Burası cami. Zatürk Münteha. Gel Antoni. Seni hırlas Tunç. Merhabalar. Merhaba kardeş. Bugün 3 Ağustos'ta mı gidecek? Az önce girdiğimiz yer selamlıkmış. Burada cami var. Caminin diğer tarafı, hani odalar vardı ya, o odalara da devlet işlerinin yürütüldüğü yermiş. Bura neden kilitli? Kesin burada halen zindan var. Erisin dağlarım karı. Ben sanırım kayboldum. Bakın mesela bu ne? Kendinden bir yer. Burada bir küçük ara var. Lan bu kadar taşı nasıl dizdiniz siz ya?
Ocak. Oğlum ateş yakmışlar ya, o zamandan kalma ateş mi acaba bu lan? O is oradan kalma mı? Mesela baksana ya. Neden şimdi böyle mimariler yapılmıyor? Abi geçiş falan ha. Biri neredesiniz diyor ama. Ha. Düşeceğiz. Hızlı sıkıntı yok. Evet. Ben gezginim, geziyorum da öyle. Olur. Neydi isminiz? Ümit Çe. Çelik yani, soyadım Çelik. Geliyorum. Tamam dur, ben size abone olurum. Teşekkürler. Bir abone de bir abonedir. Aha da zindanı buldum. Selamünaleyküm. Vallahi zindanı bulduk ha. Kesin zindan burasıydı. Acaba kesinlikle yani başka bir açıklama olamaz. Kesin zindan burası. Karanlık, kasvetli. Wow. Abi bunlar herhalde barfik çekmek. Barfik çekmek için mi acaba bunlar? Aha, koridor. Kesinlikle baba zindan burası ya. Aynen. Ya bu demirleri büyük ihtimalle şimdi vermişler çünkü şey yapmasın, çökmesin diye. Böyle evet, sıkıştırmışlar ya. Şimdi bir çılgın yapıp buradan girmeyeyim. Herhalde her yere girdim diye düşünüyorum ama girmediğim yerlerde var gibi. Ha çıkardım. Ulan buradan da giriş varmış ya. Ama aynı zindandır orası da. Büyük ihtimalle. Çıkalım şu yukarıdan. Görüntüsünü almak istiyorum. Vallahi bir tane de çay aldık. Çayımızı içiyoruz. Şu görüntüye bakar mısınız? Tabii ben kamerayı açınca araba geçmezse geçmez. Hemen geçer. Oo. Bu da Osmanlı zamanından kalma mezarlıkları büyük ihtimalle. Eski mezarlık bak. Şu tepeye çıkacağım. Ya şu kayalar bak. Şuradakiler tamam abi, insan yapısı. Şurada bak tam tepe. Ya böyle sütun dağlar, anladın mı? Bir tane iki tane olsa neyse. Bir sürü böyle o yanına doğru gidiyor. Böyle bir. En güzel buradan gözüküyor. Şuradan da gözüküyor da. Gelinle damat var. Abi. Biz de yalnız yalnız geziyoruz. Halkım evleniyor. Buradan aşağısı da doğal bir yazıt. Merhabalar. Bayağı güzel. Şurası da tam çadır atmalıkmış ya. Bayağı güzel. Şurası da tam çadır atmalıkmış ya. Ama illaki kimse karışır mı ki? Karışmaz ya burada. Doğunun bu huyu güzel yani. Pek böyle yatmaya kalkmaya karışmıyorlar. İstersen şehrin ortasında kur. Ya şey dedi ha. Neresiydi? Bitlis Tatvan'da mıydı? Heh, orada. Parkın içinde kurdum. İşte ıslandı falan. Islandı ya. Islandıktan sonra fıskiyeler ya. Fıskiyeler akıyordu. Görevli geldi işte. Dedi ki kalkman lazım ki buraları da ıslatacaksın dedi.
Dedi istesen git dedi yola kur dedi yani. Yola kurabilirsin. İstediğin kadar yat dedi. Bildiğin yol ya yol. Yalnız bir şey daha gördüm. Şu Sarp Kaya'nın üstünde de kale var. Oralara çıkılıyor mu ya? Gerçekten muazzam ya orası. Yani gerçekten muazzam bu arada. Neden orası var mesela? Bak şurada da eski evler var. Taşı içinde yaşıyorlar halen daha. Gördünüz mü? Bu arada sanırım burası da komple mezarlık olabilir. Çünkü kayalar aynı mezarlığı andırıyor. Bak 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 bak. Bak. Bak görüyor musunuz? Bak. Bak. Mezarlık abi. Bunlar hep mezarlık. Osmanlı mezarlığı olabilir. İşte Osmanlı döneminde kalmaya zaten. Osmanlı mezarlığı. İnek kardeş yanlış yerdesin. Mezarlıkta geziyorsun da haberin olsun yani. Görünüyor mu? Baksanıza abi mesela bak. Burayı da örülüyor. O deminki mezarlık diyorum ya toprağın üstü. Toprağın altı. Merhaba. Zamanla göçmesin diye olabilir yani. Ben öyle düşündüm. Ama şurası göçmüş herhalde. Ara bölüm. Şu anda yoldayız. Dolmuş yok. Otostopla ineceğim mecbur. Doğubayazıt da şurası. Bak nerede? Şurada bir yerde. Doğubayazıt. Halkına da girelim be. Hava çok güzel. Gerçekten insanın gezesi geliyor.